Almanya'ya gittiğim zaman mesela bisiklet kiralıyorum. Yürümeyi sevmiyorum. İlla bir araç olmalı. Almanya'ya gittiğim zaman bisiklet kiralıyorum. 3 gün, 5 gün, kaç günse işte. Yani her yere bisikletle gidiyorum. Çünkü bisiklet yolu var. Bir kere trafikteki insanlar bisiklet kullanana anormal saygılı. Hani bisiklet hızını bilirsiniz. Ne kadar gider ki insan şehir içinde? Adam arkanda seni sollamıyor veya geçmiyor, bekliyor. Evet. Burada öyle bir öz saygı olmadığı için. Sadece bisiklete mi yok yani sen? Ya motorculara da yok canım. Hayır. İnsana da yok. Yani. Ya ben yaya geçidinde yol veriyorum arkadaş. Arkamdan yemediğim korna, küfür, el hareketi kalmıyor. Öyle yaya geçidi adam koymuş oraya. Niye koymuş? Yaya geçsin diye. Onun imkanları benden daha zor çünkü ben bir arabanın içindeyim. Kışsa sıcaktayım. Yazsa soğuktayım ama o sokakta her türlü eziyeti o çekiyor. Duracaksın ve yol vereceksin bu kadar. Şimdi delirtmeyin, delirtmeyin, delirtmeyin. Lan diye. Sakin ol Evrim. Şimdi çok sevdiğim bir muhabbette sıra. Hemen söyleyelim özdeyişin yerindeyiz. Bitti mi işin canım? Evet. Evet diyor. Sen koltuğunu mu özledin? Ben sizi özdeyişin koltuğu var. Tanıştırayım mı onu? Olur. Özdeyişin koltuğu. Özdeyiş burada hayatını sorgular. Vakit geçirir. Depresyonunu burada atıyor. Özdeyiş'in koltuğu var orada. Özdeyiş'in koltuğu. Öyle mi? Özdeyiş'in koltuğu. Bu sefer ben oturuyorum. Özdeyiş'in koltuğu burası. Böyle oturuyor, hayatını sorguladığı yer. Düşünen adam. Adam. Gene mi buradasın? Koltuğuna otursaydın. Dolu mu? Geliyorlar, ne var burada? Ha, koltuğunu özledim ben diyorum. Ne var burada? Ben. Açık kaçayım mı Özdeyiş? Ooo, parfümelle. Ay ne güzel yapmışlar burayı. Hangisi sahne kokunuz? Ne bileyim ben öyle işte hangi gün ruh durumuna göre bir tane. Ay ben şimdi arkadaşıma parfüm alacağım da bunu mu alsın? Şu iyi kokuyor ben sana. Bu da kadın kokusu mesela. Bu da iyi kokuyor. Aa. Güzel kokuyor. Erkek kullanıyor mu? Sizin sevgilinizin mi yoksa? Yok ben kullanıyorum. Magazine gireyim. Evrim Akın yalnız yaşayan Bilgin Gökberk'in evinde topuklu ayakkabı bulursa. Bir de çok iyi marka. Kimin bunlar? Benim ben giyiyorum. Kimin bunlar Bilgin konuş! Az sonra. Kardeşim bunu aradı. Yakışmadı mesela kardeşime. Öyle mi? Evet. Bazı insana yakışıyor bazısına yakışmıyor. Ben de bilmiyorum bana yakışıyor mu yani. Öyle sıkışıyor. Aşkı bu bir sır gibi. Senelerdir saklarım. Bu da iyi. Geceleri rüyamda ismini sayıp. Bakıyorum ha sayıp onun pardon. Aşkı bu bir sır gibi. Bilgin Bey ve Evrim şimdi nerede çıkacaklar karşımıza? Dada. Oh my goodness. Ne çok elbiseniz, kıyafetiniz var. Giderken sizi buraya kilitleyeceğim biliyorsun değil mi? Burada kalacaksınız. Aa, bunlar ne? Bunlar motorun çantaları. Aa, ha valizleri mi? Yan tarafına koyuyorsun işte. Motor aşağıda mı? Ha aşağıda. Şu bir apartmanın içinde duruyor. Başka bir apartman. Yan apartman. Orada kapalı garaj var. Ha. Dın dın. Dın dın. Ha. Kusura bakmayın, terliklerimi unutmuşum geçen. Evet, akşam onlar sokağa çıkarken giyiyorum işte. Bir de çok iyi marka. Kimin bunlar? Benim, ben giyiyorum. Kimin bunlar? Bilgin, konuş! Gözünüzü seveyim Bilgin Bey bir açıklama yapın. Yoksa zil gibi sesiyle kulaklarımızın zarını patlatacak bu Evrim. Geceleri genelde en sevdiğim marka. Senin giydiğin ceketi giyip altına da bunu giyip çıkıyorum. Ay şapkalara bayılıyor. Bunlar babamın şapkaları. Ya, takabilir miyim? Tabii canım. Eskiden biliyorsun fötürü şeyi vardı şöyle bir. Tabii. Rahmetli'nin şapkaları. Hepsi iyi şapkalar dedi. Evet evet belli. Bak bir bunu taktım. Ne şık, ne zariflermiş eskiden.
Evet. Bunlardan beğendiğin olsa bir tane veririm. Babam da çok memnun olur yani. Ya. Takacağın, hakikaten takmak isteyen bir tane olsa al. Çünkü bunların yaşaması lazım yani. Bunların evde duracağına birinin takması lazım. Benim anlayışımda yani. Şimdi ben demin dedim ya babamın kütüphaneleri bir arkadaşıma verdim diye. Çünkü evet. Çocuk da benim babamı tanıyordu. Dedi ki bizim şey büyük dedi iş yeri. 7-8 katlı bir iş yeri var. Şu babanın kütüphanı hepsi bende kalsın ver dedi. Ve orada yaşatıyoruz kütüphaneyi yani yanlış anlama. Onun için verdim. Bunun da burada duracağına bence birinin takması lazım yani. Eğer alıp takarsan da çok memnun olurum. Ay çok tatlı ya. Ama hangisi sana gider bilmiyorum. Hangisi gider? Şuna bir bakayım önce. Bak şu da fena durmadı esasında. Hepsi de... Ben bunu alıyorum babanızın ruhu için. 10 numara durdu evet. Teşekkür ederim. Şu da güzeldi esasında. Şunlar da güzel. İstersen bir tane daha fark etmez. Ya üzülürüm. Ama bu çok iyi durdu ya. Tamam bunu alayım bir tane olsun. Hatıra. Ay ne güzel ya. Ay kurban olurum ben. Güzel şapka harika. Nur içinde olsun orada. Nurlar içinde yatsın inşallah. Yalnız şapkayı almakla bitmiyor evrim. Bir selfie ile taşlandıralım mı olayı? Selfie yapalım. Ver. Selfie yapalım mı? Ama 333 yapıyoruz ama. Dudaklar. 333 yapalım. Dudak. Dudak. 333. Dudaklar. Selfie mezarlıyor. Böyle dudaklar. Ne tatlı ya. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Spor giyiniyorsunuz ama bayağı fazla kıyafetiniz var. Ya ben eski bir şey atmam. Bunlar mesela ondan şu, mı? Şunların hepsi 20 senelik falan. Şu benim bu giydiğim pantolon var ya. Resmen 22 senelik falan yani. Yani bu artık 30 defa tamir görmüş. Yapıştırıyorsun, bir şey koyuyorsun. Mesela yurt dışında... Yani isim söylemeyelim. Bunun mağazasına gittiğin zaman diyor ki şunu bana ver ben sana iki tane yeni vereyim diyor. Tabii. Bunu alıp çünkü cam ekranı koyuyor. Cam ekranı koyuyor. Yani şu 22 senelik falan pantolon. Her yer, bu şu anda sökülebilir mesela bir anda yani öyle. O kadar eskimiş ki artık pantolonlar. Mesela bir anda gidebilir. Çok komik mesela. Ben sokağa çıkarken mutlaka yanıma gidip pantolon falan alıyorum. Yırtılırsa hayır, her an gidebilir yani. Şu, her yer şunun şey gibi bu, süzgeç gibi olmuş. Böyle tut ışığı, ışıktan gözüküyor. Ne güzel ama ya aslında. Ama eski olduğu için giyinmeyi seviyorum yani. Ben sana daha komik bir şey göstereyim. Neymiş o? Heh, şimdi bunu şey. Görünce, bak şu torbalara baksana ne var içinde. Dur. Aa, anladım. Bilgin Bey akşamları işportaya gidiyor. Ya onları bizim artık... İşporta çantam. Ben işte hemen birer tane veriyorum alacağım. Benim için takarsın. Aa. Bunlar ne biliyor musun? Adam giriyor, Senegalli, Zimbabwe'li çocuklar var burada. Zorla veriyor bunu sana. Sana bunu vereceğim. Bakayım. Yok şaka. Al bunu da verin. Sen takarsın bir tane. Senegalliler mi veriyor? Tabii ya veriyor. Diyor ki parası yok mesela. Bir şey vermen lazım. O da karşında bir torba eşya veriyor sana. Ben de saklıyorum onu. Sonra para mı veriyorsunuz ona? Yazıdan para istiyor. Mesela parası yok 10 lira istiyor mesela. 10 lira karşında bir torba eşya veriyor. Bunlar benim çok sevenlerim. Yıllardır ona da eşya alıyorum ben. Ne güzel. Hem de ileride kötü günler. Hem de hediye. Afrika esintileri taşıyan takıların dünyasından ayrılıp Bilgin Gökberk'in o enfes manzarasıyla insanı büyüleyen balkonuna doğru yola çıkıyoruz. Barbekü yapıyor musunuz burada? Ne? Barbekü yok. Barbekü hariç. Mangal. Barbekü hariç her şeyi yapıyorum. Ay bir dakika. Ay çok kısa ya demirler. Ay dur ben şey oluyorum. Yükseklik korkum da yok ama bir tedirgin oldum. Ay çok güzel ya. Yaşıyor işte. Ah buradan bir anons yapmak istiyorum. Anons. Duyuru. Şimdi siz bana sosyal medyadan bazı videolar yolluyorsunuz. Çocuklarınız, işte çocuklarınızın videoları. Merhaba canım, lokanta kapalı. Ya da genç kızlar yapıyor bunu. Baylar da yapıyor, motorcu arkadaşlarım. Tekrar selam onlara. Ben istiyorum ki bunları bir mail adresi vereyim size. Elektronik posta adresi. Oraya gönderiverim. Altyazı da geçer şimdi Sıtkı'cığım. Hangi adresi olduğunu.
elektronik post adresini veriyorum. Zaten Sıtkı da alttan yazacak. evkuşu@showtv.com.tr. Anlaştık mı? Oraya gönderin. Ben programda onları Sıtkı Can sağ olsun ellerinden öper. O kurgulayacak ve yayınlayacak. Hepimize küçük anılar kalacak. Üşüsün aşkım, iyi tatlım. Merhaba diyorum, merhaba diyorum. Üşüsün aşkım, iyiyim aşkım. Merhaba canım, merhaba şansım. İyiyim tatlım, üşüsün aşkım, iyiyim tatlım. Merhaba canım, merhaba canım. Merhaba aşkım. Ben her şey için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Harika vakit geçirdim ben. Sizlerle tanışmak daha öğrenecek çok şey var sizden. Zevkti, keyifti. Benim için de öyle. İnşallah bir günde Alaçatı'ya geliriz. Dışarıda oturup bir yerde bir yemek yeriz hep beraber. Yeriz. Ay süper vallahi. Seviniriz. Kalamış'a bekleriz. Tamam. O zaman. Beni böyle bulman da kolay. Buraya geldiğin zaman. Bilgim, apartman görevlisine sorun. Yok, bilgin buralarda mı? Şurada yürüyor derler, şurada oturuyor derler. Ha, yani, mahalleli de şey yaparsın. Nerede bilgin diye sor. Ya, derler ki şurada kahve içiyor, orada çay içiyor. Bakkalda, kasapta mutlaka bir şey söylerler. Ay ne güzel. Bulman da kolay. Ne güzel ya. İşte sokağın içinde yaşayan insanlara bayılıyorum. Her şey için teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür ederiz. İnşallah Alaçatı'ya da geliriz yazın. Değil mi? Özdeş. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik... Hoşça kalın.